Çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba Sektörlü Haber Merkezi izleyicileri, Sektörler Arası Türkiye yolculuğumuz tümümüz ile devam ediyor. Üstlere Muğla Fethiye'den sektörün lider firması Yek Tuning'deyiz. Yanımızda firmamızın sahibi beyefendi Yunus Emre Kuru bulunmakta. Bakalım kendileri bize ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Merhaba, nasılsınız? Merhabalar, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun, bizi burada konuk ettiğiniz için şahsınıza teşekkür ediyorum. Şimdi teşekkür ederim. Turizmin göz bebeği noktalardan birisindeyiz, Fethiye'deyiz. Evet. Siz de burada araçlarına değer ve önem veren herkese özel hizmetler yapıyorsunuz. Evet. Şimdi çalışmalarınızı konuşacağız ama çok kısa sizi bir tanıtalım ekranları başındaki izleyicilerimize. Yunus Emre Kuru kimdir? Sektöre nasıl başladınız? Ben 91 doğumlu Fethiyeliyim. Aslen Fethiyeliyim, buralıyım. Çocukluktan beri araçlara büyük ilgi duyuyorum yani. Evet, evet. Tabii bu ilgi mesleğimize de yansıdı. Evet. İlk önce otomüzik, otomüzik elektronik olarak başladık mesleğe. Daha sonra daha çok araçlarla ilgilenmeye başladık. Kendi aracımız da olunca. Kendi araçlarımıza bir şeyler yaparken geliştirdik kendimizi. Aynı zamanda oto aksesuar işinde de çalıştım. Hı-hı. Bir yandan da. Askerden gelince yine bir yıl kadar başka bir firmada çalıştım. Evet. Ondan sonra kendi dükkanımızı açmaya karar verdik. Ve burayı hayata geçirdiniz. Burayı hayata geçirdik. 4 yıl oldu. 4 yıl oldu. 4 evet. yıldır işletiyoruz. Nasıl geçti bu 4 yıllık süreç, iyi mi? 4 yıllık süreç çok güzel. Yani çok memnunuz. Yaklaşımı, yani çevremiz de burası olduğu için. Evet. Kendimiz de Fethiyeli olduğumuz için. Yani çevremiz burası. Genç kısım komple bizde. Sizi tanıyorlar. Tanıdığı için. Evet. Yaptığımız işler de hoşlarına gidiyor. Evet. Şöyle başlıkları o zaman sayalım. Sizde cam filmi var. Cam filmi, araç kaplama, oto elektrik, elektronik. Ondan sonra... Yani müzik sistemleri var. Oto evet. aksesuar var. Sizde sadece bu işleri yapmıyorsunuz. Bir de satış var değil mi? Satış var. Aksesuar olarak koltuk kılıflarıdır. Spor malzemeleridir. Evet, evet. Yani her türlü araca gereksinim duyulan bütün aksesuarların tabii hepsi ki, de tabii var. Ki. Bunları nerelerden getiriyorsunuz? Bunları yoğunluk olarak İstanbul, İzmir'den de malzemeciler mevzular, bağlantı olduğumuz yerler. Toplantılarınız var evet. sürekli. Birinci sınıf kaliteli malzemeler. Tabii ki. Body kit işi de yapıyoruz. Komple araçlara ek tamponları, spoilerleri sipariş üzerine araca göre getiriyoruz, montajını yapıyoruz. Evet. Önce araç buraya bir geliyor. Bakıyorsunuz. Evet. Buna ne yapılabilir? Çıkar, ne yapabiliriz? O ortaya çıktıktan sonra evet. siparişlerinizi veriyorsunuz. Geliyor malzemeler ve uygulama başlıyor. Tabii peki ki. Hizmet verirken neye önem verirsiniz? Neye dikkat edersiniz? Sizin için olmazsa olmaz kurallarınız vardır. Tabii ki. Şimdi kendim de çok hevesli olduğum için bu işe. Yani ilk önce temizlik, titizlik. Yani bir işi yapınca ilk önce gözüme güzel geldim. O önemli. Evet. evet. Yani ben bu işi beğendim mi? Benim hoşuma gitmişse müşterinin de hoşuna gidecektir yani. Çünkü ben bu işte en iyisini de görüyorum, en kötüsünü de görüyorum aksesuar işinde. Evet. Yani yapanları yani, sürekli takip ediyoruz. Evet evet. Yani tabii ki. Şimdi müşteri memnuniyeti anladığım kadarıyla sizin için olmazsa olmaz. Tabii ki. Peki şimdi burada ağırlıkta neler yapıyorsunuz? Çok ön plana çıkan çalışmalarınız var. Evet. Ağırlıkta cam filmi daha çok gidiyor. Fethiye çok sıcak bir memleket olduğu için. Evet. Cam filmi ağırlıklı gidiyor. Koruma filmleri, mesela kaput korumaları yapıyoruz. Far korumaları, stop korumaları, şeffaf korumalar bahsettiklerim. Evet. Yani araçlara taş izinden, tabii ki. Taş izlerinden, çiziklerden, solmalardan. Mesela farlarda falan solmalar çok evet. yaşanıyor. Zamanla değil kaputta mi? Kaputta taş izleri evet. uzun yola giden daha çok araçlarda. Bunlardan korumak için şeffaf kaplamalar var, film. Hı hı. Aynı zamanda cam için güvenlik filmleri var. Kırılınca evet. dağılmaması için. Evet. Kaza esnasında. Ağırlıkta biraz şu film işleri yoğun film geçiyor işleri anladığım yoğun. Kadarıyla. Tabii burada. Peki sizin bir de özel siz pansiyonla ilgili bir çalışmanız var. Kendi aracınız da burada zaten. Onu da evet. şimdi ekranlar başındaki izleyicilerimiz izliyorlar. Neler yapıyorsunuz bu siz? Pansiyon önemli bir şey herhalde anladığım kadarıyla. Ön ve arka aksanda. Önemli bir şey. Havalı süspansiyon dediğimiz şu anda uygulanmakta olan havalı süspansiyon. Tabii ki önemli çünkü can taşıyor. Evet. Arabayı komple taşıyan bir sistem. Evet. Şu anda yapanlar var. Ama bizim amaçladığımız çok daha kaliteli bir şey üretmek. İnsanların kesinlikle sıkıntı yaşamayacağı bir şey üretmek. Kendi aracımızda uyguladık. Daha seriye geçmedik. Ama çalışmalara devam ediyoruz yani. Çok daha kaliteli, çok daha sıkıntısız bir iş yapmak için. Kumandalı. Evet, kumandadan da çalıştırabiliyoruz. Araç üzerinden de çalıştırabiliyoruz. Evet, yani trafiğe çıkmadan önce gideceğiniz yol güzergahına göre herhalde bu aracı şöyle havaya kaldırıyor. Tabii ki, yani
şehirler arası seyahat ediyorsak yollarımız çok güzel zaten şu anda. Hani düşük bir kullanımda virajlara çok daha rahat girip daha iyi bir hakimiyet sağlıyor. Hani arazi, daha çok arazi tarzı bir yere gittiğimizde aracın altını vurmak için şu anda yani gençler hep düşük kullanıyor. Evet. ek tampon falan hani kırılmasın, ziyan olmasın diye. İstediği seviyede yükseltip yani kaldırabiliyor. Yükseltebiliyor, onu ayarlayabiliyor. Sizin yaptığınız o çalışma neticesinde. Tabii. Peki sektörde hedefiniz ne? 4 yıldır iyi gidiyor dediniz ama büyüme yolunda bir şeyler planlıyor musunuz? Tabii ki büyüme yolunda ilk önce süspansiyon işine atılmayı düşünüyorum. Ondan sonra Allah izin verirse tabii ki dükkanı büyütüp daha modern, daha geniş, daha modern, iyi bir yere, daha kaliteli bir iş yeri. Peki şimdi burası neresi Fethiye'nin lokasyon olarak? Hemen yanında bilindik bir camimiz var zaten. Evet, burası Fethiye'nin giriş kısmı. Antalya yolu üzerinden gelirken giriş kısmı. Evet. Çalıca mevki olarak. Evet. Karaçula kasabası Çalıca mevki olarak geçer. Evet. Ana yol üstündeyiz Ana yani yine. Üzerinde şehir içine çok yakınız. Zaten Yektunik de sizin isminizin kısaltılmışı. Kısaltılmış oluyor. Evet. O zaman herkesi buraya davet edelim. Aracına değer ve önem veren, farklılık Tabii. arayan, hizmet anlamında herkesi size davet edelim. Bir de teşekkürümüzü alalım. Sizi destekleyen, tercih eden bölge insanına, sizin farklı noktalardan gelen konuklarınız da var. Sadece Fethiye'ye hizmet etmiyorsunuz. Evet. Bir teşekkür ve son sözlerimiz. Öncelikle bizi tercih ettiği için herkese teşekkür ederiz. Elimizden geldiği kadar bu işin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Teşekkür ederim. Herkese teşekkür etmiş olduk. Sizinle tanışmamış kişileri ben yine buraya davet ediyorum. Yektunik'e geldiklerinde profesyonel bir hizmetle karşılaşacaklar diyelim. Başarılarınız daim olsun. Çalışanlarınızla birlikte, ailenizle birlikte. Teşekkür İnşallah ederim. İnşallah büyüme yolundaki hedeflerinizde farklı bir çalışmanızda tekrar buluşmak dileğiyle. Teşekkür Çok ederim. Sağ olun. İnşallah. Ağzınıza sağlık. Sağ Evet, değerli Sektör Haber Merkezi izleyicileri, yayınımızın başında aktardığım gibi bugün sizlere Muğla Fethiye'den, turizmin gözbebeği noktadan, sektörün lider firması Yektunik'ten, firmamızın sahibi beyefendi Yunus Emre Kuru'dan aktaracaklarımız bu kadar diyor. Sözü merkez stüdyodan aktarıyoruz. Hoşçakalın.